Caner Toygar, gelinim olur musun? Yarışmasıyla tanınan bir muhabir olarak Esra Erol da programında yer alıyor. Sosyal medya hesabından evleneceğini duyurdu. Caner Toygar, aradığı aşkı bulup yuva kurmak için mutluluğa adım atacak. Detayların henüz açıklanmaması merak konusu. Beril Pozam, Yalı Çapkını dizisinde Sunay'a hayat veren güzel oyuncu olarak tanınmaya başladı. Diziden bulduğu fırsatla tatil yaparak sezonu açtı ve kırmızı bikinisi ile poz veren Beril Pozam'a yorum ve beğeni yağdı. Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı son halini takipçileriyle paylaştı. Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Karlı, oğlu tarafından şikayet edilmesi üzerine bikinili pozlarını paylaşmaktan vazgeçti ve gençleşmek için sarkan yerlerini toparlatma operasyonları geçirdi. Karlı, zaman zaman filtreyi abarttığı pozları da paylaşıyor. Kubilay Aka ve Dilan Çiçek Deniz, bir şampuan markasının davetine katıldı ve muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Aka, Dilan ve Mert Yazıcıoğlu çiftinin ilişkisinden çok memnun olduğunu ve onların birbirlerine saygılı bir çift olduğunu söyledi. Ayrıca, Miray Danır ile bir pişti yaşadığını ve bu durumdan çok memnun olmadığını belirtti. Son olarak, bir proje teklif geldiğinde birlikte rol alıp almayacaklarının henüz karar verilmediğini söyledi. Betül Demir, İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkmaya hazırlanırken basın mensuplarıyla bir araya geldi. Muhabirlerin kıyafetindeki pulları beşi bir yerdeye benzetmesi üzerine Demir, beşi değil, beş yüzü bir yerde, karşılığını verdi. Ünlü şarkıcı, Sezen Aksu'nun canlı performanslarının özlenmesi üzerine, vallahi Sezen sahnelere dönse de hepimiz limon satsak dedi. Kendall Jenner, dünyaca ünlü bir model olarak hayatına devam ediyor ve tarzıyla dikkat çekiyor. Son olarak katıldığı lansmanda süper minisiyle frikik verdi. Model araca binerken çok çaba gösterdi ancak frikik verdi. İç çamaşırı görünen Jenner, lansmandan uzaklaştı. Ceren Yalazoğlu Karakoç, Armağan Çağlayan'a konuk olarak, Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren kendisini anlattı. Yalazoğlu, okurken heyecanlandığını ve ses getireceğini beklediğini ama bu kadar büyük bir kitleye ulaşacağını beklemediğini söyledi. Kariyerinde bir sıçrama yaşadığını belirten Yalazoğlu, Nursema'nın çevresinde olmayan bir karakter olduğunu ve evde baskılanmış bir kız olarak yaklaşmaya çalıştığını ifade etti. Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Alişan, Adem Meta'nın programına konuk oldu ve Selçuk'un ölümünün ardından ilk kez konuştu. Alişan, bir daha hiç şarkı söyleyemeyeceğimi zannediyordum. Ama Allah demek ki öyle bir sabır veriyor ki insana, dedi. Alişan, Selçuk'un ölümünün Allah tarafından şehitlik mertebesi olarak verildiğini söyledi.